Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Buyur kardeş. Bugün karşınızda Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci bölümüyle beraberi. Evet arkadaşlar, bağırdığım için kusura bakmayın. Enerjik bir giriş yapmam lazımdı çünkü bir gündür uyumuyorum ve birazcık uykum var. Gerçekten uykusuzum. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Arkadaş hiç mi kız yok aranızda ya? Fakat merak etmeyin, benim enerjim yerinde. Abi canım. Ve bu enerjimin devam etmesi için bağırarak giriş yapmam lazımdı. Gördüğünüz gibi sesim de kısılmış, tam konuşamıyorum. Ne yapayım? Gideyim de bir su içeyim bari. Neden su içmeden videoya başladım bilmiyorum. Yavaş git amın edin. Ne oluyor lan, kapı açılma sesi geldi. Ben şunu kabul ediyorum abicim. Osmanlı İmparatorluğu'nun birinci bölümünde gerçekten rezil, hüsran, pislik oynadım abicim. Ama tabii ki oyunu daha yeni yeni öğreniyordum ve gerçekten de tam olarak alışamam bir sus be ananız. Fakat bugün iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Eğer ki Avusturya Macaristan'dan bir savaş ilanı gelmezse. Haydi bakalım. Mesela önceki bölüm İtalya ve Avusturya'ya o kadar para göndereceğime kendime yatırım yapsaydım, ordu falan bassaydım, şu anda onları geçmiştim ama ben bir gerizekalıyım. Sen salaksın. Ve gittim bir de ordumu ters ettim. Lanet girsin böyle işe. Lanet girsin. Neyse. Oğlum bize paranın gelmesi lazım. Bizim krediler ne zaman ödeniyor? Abi 1947 ne? Ne yaptın sen ya? Sen ya. Beyler bir şey diyeyim mi? Bu seri burada bitebilir ha bu arada. Yapma be. Biz bu kadarlık kelle hiçbir şey yapamayız. Tamam peki. Dur saldırmazlık paktı diyor. Tamam abi, ben seninle saldırmazlık paktı imzalarım. Bu arada bir şey gelmiş, ona da bakmamışım. Lanet olsun gerçekten. Hani böyle bir şey ben nasıl yaparım bilmiyorum. Nasıl bir oyun bu ya, ben bunu niye yapıyorum ya? Taktik çalışma yapıyorum, bir şey değil. Heh, aynen öyle, daha yeni 300 ol daha yeni. Ben şuna bakacaktım, ben oyunun olayını çözdüm. Nasıl paramızı arttıracağımızı çözdüm ama. Kimsin sen ki? Az da olsa bir gelir lazım ya. Lan sen kimsin? 17 gelir çok az, diğer devletlerden çok daha az bu ya bence. Arkadaşlar. Bir dakika ya, burada bir şeyler diyor. Oo bu ne ya böyle. Heh, dur. Nerede? Vergiyle alakalı bir şey göster bana. Bana vergiyle alakalı bir şey göstersene. Heh, vergi verimliliği abi. Vergi verimliliği ne vereceğiz abici? Vergi gelirini baya baya arttıracağız. Daha sonra buradan vergi verimliliğini hayvan gibi yapacağız. Verimlilik arttıkça gelir de artacak ama öküz gibi artıyor yani. Bu taktiği bugün uygulayacağız. Bugün toprak fethetmek yok. Bugün birazcık medeni daha beyefendi oynayacağız. Daha güzel oynayacağız. Daha sakin oynayacağız. Bu arada ben önceki video şuradaki toprağı unutmuşum. Kusura bakmayın. Ama o kadarlık da olsun yani, kafam allak bullak olmuştu önceki bölüm. Vergi gelirini bizim bayağı bir arttırmamız lazım buralardan. Abi hadi daha 1940'a gelmişiz ya. 1947'ye kadar kim bekleyeceğiz? Evet, güzel bir soru. Tamam abi, şimdi bunu yaptık ya, bakalım vergi gelirinde ne kadarlık bir artış olacak? Baş ver hiç bulaşma. Bak 20 oldu bile, gördün mü? Hayvan gibi artıyor lan. Evet Recep, gerçekten de öyle. Bak 12 oldu, gördün mü? Yok. Biz bunu yapa yapa. Bir de şuradan binalardan vergi verimliliğini arttıran, bir dakika nerede abicim o? Nerede o ya? Şimdi bulamam gidip, biliyor musun? Vallahi bulamam ben şimdi. Vallahi bulamam. Şey vardı burada, burada bir şey vardı ya. Ay neydi o ya? Neydi adı o? Vallahi bir şey vardı, unuttum. Vergi dairesi abicim. Girmem abi, hayır. 3 tane inşa edelim lan bundan. Bundan 3 tane inşa et abicim. Bak. İnşallah bunların inşa... Bir dakika, vergi verimliliğinin maksimuma çıkarılması. Ne oluyor oğlum? Yenilikçi strateji... Bak dilim dönme. Amına koyayım, şunu abi söyle. Yenilikçi stratejiler benimsemenin ve verimliliği arttırmanın vergi gelirimizi önemli ölçüde arttırabileceği il vergilendirme yaklaşımımızı iyileştirmenin zamanı geldi. Anlamıyorum seni. Oo, vergi geliri artıyor, vergi verimliliği yap abi bunu. Bak güzel, bunda bile küçük bir artış geldi, gördünüz mü? Ne oluyor ya, bir rekabetin sonu mu? Ben bundan sonra kimseyle rekabet etmem kardeşim. Helal olsun ulan. O vergi verimliliği diyor oğlum. Bunu aç abi, vergi verimliliği çok önemli. Vergi artış maliyeti mi? Aç abi bunu da vallahi. Haydi bakalım. Rakipleri eklendi Rusya. Aha sıçtı. Vallahi bitti. Bu ne, böyle bir şey olur mu ya? Bari şununla ilişkileri geliştirelim de adam gibi olsun ya. Ana eyalet dışı il mi? Lan ben abi bunlar varmış ya da. Abi ben bunları unuttum. Rakipleri ekledi. Ha sen de ekle, tam olsun. Ama bak şunlar bir bitsin de parayı göstereceğim ben size. Hicaz'la Osmanlı İmparatorluğu arasında bir savaş çıka geldi. Nasıl ödeyeceğim ben bu kredileri? Nasıl ödeyeceğim? Allah'ım, Allah'ım, krediler nasıl ödenecek? Nasıl ödenecek bunlar ya? Nasıl ödenecek ya? 70.58 mi? Bu kadar mı kredim vardı benim? Burada daha fazla yazıyordu. Aa! Ben gerizekalıyım, ben niye bunları ödedim? Pers İmparatorluğu gel lan buraya. Gel oğlum buraya. Şuna bir gününü göster ya. Biz önceki bölüm ne dedik? Bize birisi savaş ilan etse arkamızda kim duracak dedik. Araplar mı dedik? Hayır dedik. Batı mı dedik? Hayır dedik. Kim duracak? Persler duracak dedik. Pers İmparatorluğu bizim dostumuzdur dedik. Ve şimdi de bizim yanımızda duracak. Hadi bakalım Pers, göster gününü oğlum. Göster gününü şuna oğlum. Göster oğlum gününü şuna. Oğlum bu ordu getirmiyor lan. Anam vallahi geldi. Vallahi geldi. Dur. Ya benim daha asimilasyonlarım var, bir şeylerim var. Beni sal ya. Önceki bölüm o kadar kötü oynamasam gerizekalı gibi bu duruma düşmeyecektik.
şu an. Bitirsem mi seriyi, ne yapsam bilmiyorum şu an ya. Rezil Üstran, yeniden mi başlasam ben buna ya? Vallahi sanki hiç birinci bölüm atmamışım gibi sileyim YouTube'dan yenisini çekeyim. Ne yapayım, yine mi kredi alayım ha? Yine mi kredi alayım? Ne yapayım? Vallahi almam lazım. Kusura bakmayın gerçekten. Benim bu kredileri almam lazım oğlum. Benim bu kredileri almam lazım. Yoksa bu adamlar bizim içimizden geçecek. Hiç uğraşamam. Şurada birazcık ordu basalım abi. Süper piyadeleri, yalnız bunlar da çok güçsüz be kardeşim ya. Tanktan birazcık fazla alalım. Ne yapıyorsun oğlum? Lan sen nereye? Lan oraya niye gidiyorsun sen? Lan oraya niye gidiyorsun? Gel lan buraya. Gel oğlum. Aha dur bir dakika, taktiğe bak. Bak şimdi İran, sen buraları fethedeceksin. Benden aldığı toprakları sen alacaksın ondan, tamam mı? Sen benim toprakları kurtaracaksın. Ben de buradan Hicaz'a gireceğim, tamam mı? Hicaz. Sen benim toprakları kurtar. Ben de Hicaz'a gireyim. Karşılığında sana 500 euro. Helal, al oğlum oraları. Evet lan, oluyor. Vallahi oluyor. Adamsın lan sen. Adamsın lan. Şimdi oğlum, şimdi zamanı. Bir dakika, general gel buraya, tamam. Buradaki bütün toprakları alacak. Ulan Yemen de mi senindi ya? Hadi oğlum, kendi topraklarıma bakmıyorum bak. Kendi topraklarıma bakmıyorum. Bak bir dakika, ne oluyor sana ya? Ne yapıyorsun sen? Bir dakika, orada bir şey gördüm ben. Bir saniye. Bak ben orada bir şey gördüm. Sana ne oluyor? Hayırdır lan, benim aldığım toprakları sen ne demek geri alırsın ha? Ne demek geri alırsın? Öküz. Senin Allah belanı versin hadi çocuk. Tamam abi, merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. Kredileri öde. Bayağı bir kredim var. Ama merak etmeyin, bizim savaş bitene kadar zaten krediler de biter. Evet Pers, sen bunları geri kurtar, tamam mı? Bir dakika, sana ne oluyor kanka? Ne oluyor sana? Ne oluyor? Aynen böyle ölürsün işte. Adam ol lan. Adam ol. İşte bu. Haydi oğlum saldırın. Saldırın oğlum. Saldırın, günlerini gösterin şu gerizekalılara. Günlerini gösterin oğlum. Helal sana be. İşte bu. Kahraman Osmanlı ordusu seni. Oğlum küfür gibi. Güzel oluruz ya. Abi ya, İran mı aldı buraları? Senin Allah belanı versin, gene aynı bu. Abi Hicaz'la artık ben bir barışayım. Şöyle talepte bulunayım abi. Ama bütün topraklarını istiyorum. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Saygıdeğer halkımız, gördüğünüz gibi bize savaş ilan eden her devletin sonu bu şekilde olacak. Bize yani Eriz. Eriz diye isim mi olur? Nereden geldin kanka sen? Fransa'dan mı geldin ya? Ordumu ters etmeyeceğim abicim. Ordum İstanbul'da duracak. Bu ordu düşmana korku salacak. Yorumlarda bir tane arkadaş şey yazmıştı. Ülkede ordu olunca düşmanlar bizden korkuyormuş. Hani bunun doğru olma olasılığı var. Çünkü casus gönderme diye bir özellik var. Ordu sayımızı biliyor adamlar, bize casus gönderirlerse. Bu yüzden de bizim ordumuzu görüp ha bak bu adamın ordusu var, ben buna saldırmayayım falan diyor olabilirler. Şunu ben böyle diyeyim abi. Çok büyük bir sıkıntı var. Ben daha buralarda simülasyonları hiç başlatmadım. Kırılmış boğazım. Bu sefer önceki bölümde yaptığım hatayı yapmayacağım abicim. Sana armağan falan göndermiyorum, tamam mı? Saldırmazlık paktı da imzalamıyorum. Sen bana saldırmazsın diye düşünüyorum. Saldırırsan da aha buyur gel. Hodri meydan, tamam mı? Hodri meydan, gel oraya. Aha da ordum burada. Sınırına dizdim. Sıkıyorsa gel bana saldır. Tamam mı? Sıkıyorsa gel bana saldır. Öküz seni. Danışmanı terfi et. Edelim kanka. Gel bakalım sen. İttifak oluşturma. Vallahi olur. Benim şimdilik seni alma gibi bir hedefim yok zaten. Olur gel. 1982'ye kadar benim ittifamsın, tamam mı? Gel buraya. Danışmanı terfi ettik arkadaşlar. Bir kere daha terfi edelim. Çok güzel. Başkenti yükseltmemiz lazım. Aynen öyle. Başkenti bir yükseltelim ama ondan önce bir gelirimizi yükseltelim. Allah'ım yarabbim. Geliri bir türlü yükseltemedik ya. Vergi dairesi inşa etmemiz lazım bir yerleri. Orta tank araştırması tamamlanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Vergi dairesi şuraları bir inşa edelim ya. Hatta bir de şuraya, tamamdır. Öküz gibi vergi dairesi inşa ettim abicim. Paramız 1000'in üstüne çıkınca bir de şuradan bir vergi verimliliğini arttıracağız abicim. Büyük ihtimalle gelirimiz artı 35'e kadar çıkacak. Bu bizim ülkemizde ordu varken ki gelir olacak. Ulan Türkçeyi katlettim yine ya. Savunma paktı Mısır hedefliğimi. Çok güzel abi. Kesinlikle olur. Ya da olmaz. Niye yaptım bunu? Bilmiyorum. Yani hadi bana saldırsalar neyse de, sana saldırınca ben de savaşa gireceğim. Olmaz ki böyle. Danışman yok diyor. Ne oldu abi? Ekonomik danışman ölmüş. Oha. Lan üretim geliri de artıyor. Bayağı da benim hedefim vergi geliriydi ya. Üretime mi yapsak? Ama üretim de bayağı para istiyor abicim. Vergi geliri yapmak daha mantıklı bir hamle aslında bana göre. Hani üretimden kazanacağına vergiden kazan daha iyi oluyor benim bildiğim. Hani çünkü baksana abi, bak binalara gel. Hem vergi gelirinin burada vergi verimliliği diye bir şey var. Ama üretim verimliliği diye bir şey yok. Ulan gerizekalı. Sen anca hayatta kalırsın bu kafayla. Aa, üretim verimliliği liman. Oo, liman olabilir. Bak hem üretim geliri geliyor hem de üretim verimli. Tamam gel buraya. Liman inşa ediyoruz abicim. İstanbul'a, Çatalca'ya, Gebze'ye, Silivri'ye, Sakarya, Saray'a, onu Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli diye. Bakalım gelirimiz ne kadar artacak abi. Artı 30 benim hedefim ya. Bak bu hamleden sonra artı 30'a çıkmazsa gerçekten çok sinirlenirim. Lan danışmanı terfi et diyor. Edelim abi. Avantaj puanları. Vergi verimliliğine tekrardan vereceğim ben. Ve uf, işte gördün mü? Artı 31'e kadar çıktı. Hatta daha bitmeyenler var. Artı 30 bir nokta. Niye düştün lan? Neyse olsun abi. Olsun. Bu arada medeniyetimiz altın çağında, refah açısından.
refah açısından şu anda Osmanlı İmparatorluğu 1962 yılında refah çağını yaşıyor. Daha yeni yeni refah çağını yaşıyoruz. Adamlar burada refahın dibine girdi ama yapacak bir şey yok. Biz de böyleyiz. Ne yapalım? Oha oğlum, her şeyi inşa edebiliyoruz lan. Bir dakika. Vergi verimliliği artış maliyeti. Bunu inşa ettim. Ustalık çağı. Ne oluyor? Medeniyetimiz ustalık alanında altın çağını yaşıyor. Deneyimli zanaatkarların olağanüstü ürünler yarattığı ve kültürel prestijimizi arttıran bir dönem. Ekonomiyi arttırın. Muhteşem abi. Ekonomi yine tekrar arttı. Araştırma artı 200 mü? Şaka mı yapıyorsun canım? Bizim başkenti yükseltmemiz lazım. Daha çok of gördüm. Direkt 41'e çıktı. Hatta bir kere daha yükseltirsek 46'ya çıktı. Hadi bir kere daha yükselttik diyelim. 51'e çıktı. Peki Avusturya Macaristan'ın kaç? 37. Rusya'nın kaç? 36. Yunanistan'ın kaç? 33. Pers'in kaç? 34. Amerika Birleşik Devletleri'nin kaç? 36. Biz 51'iz lan. Abi Osmanlı araştırma bakımından en öndeki ülke. Kimse kusura bakmasın. Bunu kabullenmeniz lazım. General eksikliği mi? Ne oluyor? Bunu atayalım. Yavuz Atay'ı atadık. Hadi bakalım. Dünya harikası inşa edildi abicim. Çok güzel artı 33'lük bir gelir. Oğlum üretimden bayağı kazanıyoruz biz ya. Miras gelirlerim bayağı arttı bu arada benim. Şimdi o zaman üretim gelirine birazcık verelim burada. Bak üretim geliri, üretim verimliliği. Ben buna öküz gibi bastım. 2 tane bastım abi ben buna ya. Bir de verimli altyapıya basayım abi, tamamdır. Ama bu da çok azaldı. Keşke o kadar basmasaydım da. Neyse artar ya, artar hocam, artar. Artar, bir şey olmaz. Bizim para da yavaş artıyor zaten. Bak bizim ekonomiyi de güçlendirmemiz lazım ya. Ama yok, önce vergi verimliliği abi. Önce vergi verimliliği. Şöyle bir vergi verimliliği açısından bayağı her yere güzel şeyler yaptık. Bakalım vergimiz kaça çıkacak abi. 37'ye kadar çıktı demedim mi lan? Bayağı bunu basmamız lazım. Hayvan gibi basmamız lazım bunu. 1000'e kadar gelse paramız hayvan gibi vergi verimliliğine vereceğiz abicim. Buradan ülkeyi felaket döndüreceğiz abi. Felaket döndüreceğiz. Şu anda medeniyet sıralaması bakımından 7. sıradayız. Efsaneyiz yani, mükemmeliz. Ya tamam, şimdi benim param birikti de 310 tane var sadece medeniyet mirası. Baksana yani direkt bitecek şimdi. Aa bitmedi lan. Oha bitmiyor. Oha bitmiyor valla. Oha bayağı yapıyor öküz. Oha hayvan gibi yaptım. Evet. Oy çok güzel. Artı 41'e kadar çıkmazsa adam değilim. 41'e kadar çıkacak bu. 41'e kadar çıkacak. 39'a çıktı lan. Aa 40 oldu. 41 olacak. 41 tamam. Hedefimiz bunu 70'e kadar çıkartmak. Daha sonra birazcık ekonomiye yatırım yapacağız. Bizim her ne kadar vergi gelirimiz artsa da, hazinemiz artsa da ekonomimiz hala sabit duruyor. Ve ekonomik bakımdan diğer devletlerden halen daha aşağıdayız. Ekonomiye yatırım yapmak için de şuradan yatırım yapacağız. Buradan miras puanı gerekiyor mu? Tabii ki de gerekiyor. Gerekmese şaşardım zaten. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle öküz gibi yaptık da yani bunlar da hiç şey olmayacak ki, baksana. Aa bunlar da hiç vermiyor hocam yani. Böyle olmaz ki ya. Şundan armağan Yunanistan mı? Oğlum bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye? Görüş artı 30 mu? Olur lan olur. Ben okuyayım yani. 0.35 diyor. Amfiteyatr ne lan? 80 diyor abi. Var ya bundan yap... Abi rakipleri ekledi Rusya mı? Yapma hocam yapma. Savunma paktları var. Lan sen de mi kendine bir şey buldun? Ulan herkes birisini bulmuş ya. Ulan sizin nereye kadar bitiyor şeyler? 1991'e kadar mı? Ulan 1991'e kadar. Eyvah beyler, bir yok yok yok, bu olmaz. Ulan bizim de zaten ittifamız var da yani Yunanistan bize ne yapabilecek oğlum? Baksana ya, ne yapabilecek oğlum bu adam bize? Bak şimdi bak, armağan gönderesim geldi yavaştan. Yavaştan benim bir armağan gönderesim geldi abi, böyle olmaz. Aa rakip ya, rakiplerin sonu zannettim. Rakipler eklemiş bu da ya. Of yapmayın şunu oğlum ya. Bilerek mi yapıyor bunlar ya? İlişkileri geliştir bari, Almanya'ya ile geliştirelim. Ne yapalım? Binalardan abi amfiteyatro şöyle güzel bir şekilde inşa etmemiz lazım her yere. Bundan inşa eder etmez felaket derecede medeniyet mirasımız artacak abicim. O yüzden heyecanlıyım şu anda. General yok diyor. Niye abi, öldü mü bizim general? Ne oldu bize, anlamıyorum ki ya. Bunlar da zaten rakipleri ekledi beni. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Kaydedeyim de oyunu, ne olur ne olmaz. Evet abi bakıyoruz, 10.3'e kadar çıktı. Çok güzel çok güzel. 9.3'e düştü, bir şey olmaz. Paramız yalnız hayvan gibi arttı abi. Buradan gideceğim. Bir dakika, bu ne, savunma paktı sona erdi mi? Bir şey olmaz abi. Vergi verimliliğinden öküz gibi bir şey bastım abi. Hayvan gibi bastım yine, her zamankisi gibi. Bakalım kaça çıkacak. 47.8'e kadar çıktı gelirimiz. İşte bir devlet böyle kalkınır. Bakalım, sadece bir tane yaptım, bakalım ne kadar artacak. Şöyle bakıyorum. Zengin hasat efsane. Büyüme oranı, artış maliyeti çok güzel. Bunu yapalım abi. Araştırma tamamlandı. Piyade ve çok güzel. Dur bir bakalım. Avantajlar. Vergi gelirine vereceğim abi. Tabii ki de vergi gelirine vereceğim. Başka neye verebilirim? Bana bunu açıkla. Kime verebilirim başka? Vergi verimliliği. Bak danışmanlar ölüp ölüp duruyor. Ne oluyor ya? Vergi verimliliği 8.6. Bas bura. Abi şu an felaket bir gelirimiz var bu arada. Binalardan amfiteyatro. İnşa edeceğim şu şekilde her yere tekrardan. Danışmanı terfi edelim hemen istersen. Aynen öyle, artık daha fazla vergi veriyor bize. Çok güzel abi. Rakipleri seç diyor tabii ki de. Netherlands. Ulan hepsi de sıkıntılı ya. Tunisya diyeyim bari. Bitmek üzere, bakalım abicim ne kadar artacak. Saldırmazlık baktı tabii ki lan. Tabii ki de lan. Ana İtalya ile savaşta. Bir dakika bir dakika, şu an İtalya ile savaşta abi. Hemen İtalya'ya ordu götürmem lazım. Hemen İtalya'ya ordu götürmem lazım abi. İtalya benimle savaş ilan etmem lazım. İtalya acilen benimle savaş ilan etmem lazım oğlum.
İtalya zaten bana karşı görüşü gerizekalı bir şekilde -51 yapmış görüşünü. Ulan sen kim oluyorsun da bana hakaret ediyorsun? Allah'ın cezası ötesi seni. Sen kim olur zannediyorsun lan? Yunanistan mı? Lan Yunanistan ikimizin de şeyi mi? Abi savunma pakları varmış bunların ya. Yunanistan kanka bak savaş ilan ediyorum ama yanımda sen de geleceksin, tamam mı? Kabul müsün? Kabul müsün abi? Yanımda sen de geleceksin, kabul müsün? Bir dakika ben bu oyunu kaydedeyim de korktum birazcık lan. Oyunu kaydettim abi, tamamdır. Yunanistan bak şimdi bak. Savaş ilan ediyorum, yanımda sen de varsa, tamam mı bak? Bana savaş ilan etme, sakın bana savaş ilan etme, tamam mı? Gel oğlum buraya gel. Kiminle savaştayım? Abi Yunanistan'la savaştayım işte. Adam satmadı arkadaşını ya. Adam satmadı ya. Oo bu arada 14.5'a kadar çıktı abi medeniyet mirası, çok güzel. Bak zaten Rodos'u da almamız lazımdı ha. Çok güzel, burayı aldık ama Yunan ordusu geldi abi. Yunan ordusu bizi birazcık öküzleştirdi. Bir şey olmaz abi. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Abi Yunanistan'a gidelim lan biz de. Oha Yunan ordusunu burada Almanlar yedi bitirdi oğlum. Çok güzel. Vay 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 vay. Hemen Yunanistan'a gidiyoruz abi. Hemen gidiyoruz Yunanistan'a. Hemen gidiyoruz. Gel lan buraya. Sen kim olduğunu zannediyorsun oğlum? Tamamdır abicim. Bir tane ordumuzu seçtik şöyle. Fırçayla bütün Yunanistan'ın topraklarını seçiyorum abi. Hepsini fethet oğlum. Hepsini fethet. Hepsini fethet. Hiç durma. Hepsini fethet. İşte bu. Yine beleşçiliğimizi konuşturduk abicim. Yine arkadaşlar her zamanki gibi beleşçi bir çavliyiz. Beleşçi bir devletiz. Beleşçi bir insanız. Gerçekten de biz bir efsaneyiz. Galipsiz barışmış. Siktir git kanka. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun anlamıyorum senin. Ama niye ya? Hayır galipsiz barış falan yok. Ya da var lan, haklısın oğlum. Biz İtalya'ya savaş ilan ettik. İtalya'ya savaş ilan ettik abi biz. Yunanistan'ı zaten alamazdık ki. Bütün hevesim kursağımda kaldı. Yani oluyormuş gibi oldu olmadı. Oluyormuş gibi oldu olmadı. Çok saçma şeyler yaşandı az önce ya. Ben aklım gitti bir an. Şey İtalya'ya savaş ilan edince şey... Ya sen ne alaka, niye -81 oldu yine ama? Ya yine niye -81 yaptın ya? Kafayı yiyeceğim. Almanya ile ilişkimiz çok güzel, seninle niye bok gibi ya? Sana bir şey diyeyim mi, umurumda bile değil. Seninle ilişkimin kötü olması benim umurumda bile değil. Bana savaş cinayet edersen ecelim burada olup senin. Zaten bak Rodos'u da benim elimden aldın, Allah seni kahretsin. Rodos'u da benim elimden aldın. Bak şimdi de buraları alıyorsun. Al abi, umurumda bile değil, al. Hepsi senin olsun. Başkent ekonomik gelir. Vergi verimliliğini arttıracağım tabii ki de. Şöyle yine her yere öküz gibi şey inşa ettim abi. Bakalım kaça çıkacak? 60'a kadar çıkar mı? 56.1 olsun, çok güzel. 56.1 de çok güzel abi. Efsane. Efsane, çok güzel olsun. Generaller için askeri akademi falan, bunları yükseltmemiz lazım ya. Bunları biz unuttuk abi. Bunları biz niye unuttuk ya? Biz araştırmaya, buna şuna odaklanalım derken biz bunları unuttuk ama... Yapacak bir şey yok abi. Bu arada biz net olarak bu gerizekalıyla savaşa gireceğiz büyük ihtimalle. O yüzden paramızı biriktirelim. Şimdilik 56'lık bir gelir bizim için gayet yeterli. Ordu basmamız lazım öküz gibi ama bunların da savunma paktı var. Eğer ki bunların birisi bana savaşı ne ederse ben zaten seriyi bitiriyorum burada oğlum. Şakam yok, ben seriyi bitiriyorum. Bunlardan birisi bana savaşı ne ederse inşallah böyle ülkeyi kurtarmaya bile çalışmam abi. Direkt bitiririm yani. Bak şu kapı açma sesini var ya, senin ağzına sıçacağım Lucas. Alayları yükselt abicim, çok güzel. Yeni ordu oluştur. Bir eyalet seçin. İstanbul'da birazcık ordu oluşturmak istiyorum. Piyademizi, merkezi mekanize piyademizi, orta tankımızı abi, orta tanktan öküz gibi basmak istiyorum. Şöyle abi hayvan gibi piyadeden de şundan da bundan da şundan da bundan da şundan da bundan da ekleyelim abi. Bütün paramızı buna harcadık resmen. 32 tane 32 binlik bir ordu oluşturdum. İnsan gücümüz bayağı azaldı ama önemli değil abicim. Hatta casus gönderelim abicim biz bunlara ya. Vallahi bak casus göndereceğim göndereceğim diyorum, göndermiyorum da. Oğlum bizim zaten gelir öküz gibi lan. Tamam abi, Avusturya Macaristan saldırırsa hak denebiliriz. Zaten Rusya saldırmaz diye düşünüyorum. Aa oo, bunların savunma paktı bitmiş lan, çok iyi, tamam. Zaten Rusya saldırmaz diye düşünüyorum. İlişkimiz çok kötü değil. Saldırırsa Avusturya Macaristan saldırır. Saldıracaksa da gelsin hocam. Hodri meydan 65 bin kişilik bir ordum var. Sen de 100 bin olsa bile en azından seni zorlarım. Daha sonra kredi alıp ağzına sıçarım senin. Almanya'da arkandan gelirse o zaman ben sıçarım, yapacak bir şey yok. Paramız tekrardan biriksin. Ekonomi danışmanı mı ne oluyor? Kilit danışmanlarımızdan birinin beklenmedik bir şekilde vefat etmesiyle trajedi liderliğimizin kalbine çarptı. O zaman abicim ekonomik danışman, vergi verimliliğini arttırış, aynen öyle, ben bunu seçtim abicim. Vergi verimliliği maliyeti bayağı düştü abi gördüğünüz üzere. O zaman ben buna basarım abi. Ben buna basarım. Vallahi bir basarım. Billahi basarım abi. Öküz gibi. Hayvan gibi basarım. Ne kadara çıkacak abi? 50'ye çıksın en azından. 48'e çıktı. Okey. Rusya ile ilişkiler güzel ya. Vallahi tıkırında ilerliyor. Çok güzel. Başkenti yükseltelim. Birazcık daha teknolojimiz artsın abicim. Bu arada ağır tank araştırmamız yavaştan bitecek gibi gözüküyor. Bitsin de şöyle daha güçlü, daha pislik tanklar kullanalım. Rakiplerimiz, düşmanlarımız bizden daha çok korksun. Yaşasın Osmanlı İmparatorluğu diyorum. Susuyorum abicim. Tamam mı? Sus.
Askeri akademi yükselt abicim. Bunları yükseltmemiz lazım. Bunu da yükseltelim abi hayvan gibi. Bunu da yükselt. Generalleri saldırsa vereyim abicim. Oğlum adamlar 2K'da 1.5K'da falan geziniyor ya baksana. Daha biz 669'dayız ama bizim de gelirimiz yüksek abi. O yönden bakın. Bizim de gelirimiz yüksek. Hatta bu var ya 2000 olsun her yerde yapacağım. Her yerde. Bilgi çağıma. Oha ne ara geldik lan bilgi çağına. Bütün topraklarda yapacağım abi vergi verimliliğini. Hazır mısın? Hazır mısınız? Bu ne? Rakipleri eklendi Britan. Ya sen kim oluyorsun da beni rakipleri ekliyorsun abicim? Sen kimsin ya? Yani bütün hepsini yapamadık ama olsun. Bayağı bir toprakta yaptık abi. Şöyle bakıyorum. 57'ye kadar çıktı. Efsane. Yüce mahkemeyi yükselt. Sen iste yeter ki ben yükseltirim onu. Hatta sen bir kere daha iste yeter ki ben yükseltirim onu. Hatta sen bir kere daha iste yeter ki ben yükseltirim onu. Hatta yükselttikçe galiba bizim gelir de artıyor. Oha gelir bayağı artıyor ha. Yüce mahkemeyi o zaman son seviyeye yapalım ya. 4 seviyeye yapalım abi yüce mahkemeyi. Ağır tankı bu arada araştırmışız. Hayırlı uğurlu olsun. Avantaj puanlarından şöyle güzel bir şekilde birimlerin saldırısı var. Birimlerin saldırısı vereyim bari ya değil mi? Bari buna vereyim. Yani saldırıda önemli olmak lazım. Yani öyle. Bu ne ya? İttifak oluşturmak istemiyorum seninle. Yürü git ya. Rusya ile ilişkimiz iyi ki sıfırda yani. İyi ki çok eksi de değil. Yoksa ben korkardım. Bir kere daha Yunanistan bize saldırmazlık paktı göndermiş. Onu kabul ettim abicim. Evet abi. Şu anda resmen güvendeyiz diyebilirim. Pers'i de birazcık ilişki geliştirelim. Bu ne lan? Sen bize saldırma oğlum. Oha bu adamla ilişkiler kötüymüş bizim. Ama merak etmeyin biz ilişki geliştirdiğimiz için şu anda bu -30'a kadar -20'ye kadar düşecek. Merak etmesin hiç kimse. Şöyle bakıyorum. Bize saldırabilecek başka devlet ben görmüyorum abi çok fazla. Şu ikisi dışında şu iki öküz dışında görmüyorum. Romanya ile de geliştirelim abi. Ama bununla geliştirilmiyor. Rakipmişiz bununla. Biz bununla rakibiz. Geliştiremiyoruz bununla. Bu salakla gelişmiyor bir türlü. Bu arada paramız neredeyse evet paramız 3000'e kadar çıktı. Bütün ülkede şimdi yaptım ulan nerelerde yaptım acaba? Uf bayağı yaptım bayağı yaptım bu sefer. Bu sefer bayağı yaptım. 65'ten 78'e kadar çıktı. 100'e kadar yolum var oğlum. 100'e kadar yolum var. Çok fazla gelirimiz var şu an. Aşırı hızlı artıyor. Bizim biraz da ekonomi arttırmamız lazım abi. Ekonomiye girelim şöyle. 1000 yapalım ya. Bakıyoruz şu anda kaç olacak. 745 oldu tamam. 2000 altında yapsak bence var ya şöyle direkt 1000'e çıkarız ha. Hatta 1000'i bırak 2000'e kadar yolu var bunun ha. Bir 5000 falan biriktirelim şöyle hayvan gibi. Ooo Persia oğlum. Sen var ya biliyorsun işini ha. Vallahi biliyorsun işini helal olsun. Ya seninle birlikte olmak istemiyorum ya. Şöyle abi ekonomi haritasından öküz gibi. Bayağı bir toprağa yaptım çoğunlukla İtalya'dan. Bakalım abi kaça kadar çıkacak şimdi ekonomimiz. 745'te 929'a kadar çıktı efsane. Rakip direkt dedi Rusya. Eklemesen şaşacağım zaten. Bir eklemeseniz şaşacağım ya. Öküz gibi ekonomiyi tekrardan arttırıyorum abiciğim. Kaç oldu şöyle bir bakayım. 1.100.000. 1.100.000 ne ya. 1100 oldu efsane. Oo bir de... Japonya'dan gelmiş armağan. Eyvallah kardeşim ya. Eyvallah ya. Vallahi siz beni ne kadar çok seviyorsunuz ya öyle. Ama şunlarla bir ilişkileri geliştirsek güzel olur ya. Bu arada biz net... Abi sen ne ara yedin Romanya'yı ya? Ne ara yedin ya? Abi bu adam çok güçlendi ya. Şuna birisi bir şey desin oğlum. Evet arkadaşlar. Burada tabii ki de depolama bitiyor ve ben fark etmiyorum. Çünkü ben bir gerizekalıyım. Ama merak etmeyin zaten hiçbir şey yapmıyordum. Sadece yatırım falan yaptım. Öyle salak salak işler... Yani pek bir şey yapmadım. 1-2-3 dakika daha oynadım. İyi ki çok oynamamışım. Neyse hadi görüşürüz bakalım. Bay bay bakalım. Abone ol. Like at. Hoşça kal.